Hale bak, hale. Resmen donlarını, çoraplarını ben katlıyorum. Anaları olsa yapmaz. Resmen özanneleri gibiyim. Ay. Toza bak, toza. Eşek ölüsü gibi ya. Öf. Aa, bu ne bu? Bu kim ya? Aa, bu ne bu? Bu ne bu? Bu ne? Kimin bu? Hanginizin bu? Kimin zulasındaydı? Biriniz saklamış belli ki. Attığınız adımı bileceğim. Benden gizli saklı iş çevirmeyeceksiniz demedim mi ben size? Oturduğunuzu kattığınızı bana söyleyeceksiniz. Sinsilere bak hele. Kimin bu? Konuşmuyorsunuz öyle mi? İyi, konuşmayın. Ben öğrenmesini bilirim. Sakın üzülme, alacağız o fotoğrafı. Değil mi Çita? Alacağız tabii. Biz el ele verdiğimizde her şeyi başarırız. Annenin fotoğrafını da alacağız, sen hiç merak etme. Bu Meryem Hanım gerçekten hakikatin kitabını yazar. Yani ben hayatımda onun kadar gururlu, haysiyetli ve mert birisini görmedim ha. Niye abi? Niye öyle söyledin şimdi? Ya niyesi var mı? Başkası olsa şimdiye çoktan beni yola yola kelaynak kuşuna benzetirdi. Yani durmadan para tırtıklardı değil mi? Meryem Hanım öyle mi yapıyor? Ha? Baksana. Telefonda ne dedi? Babasının borcunu üstlenecekmiş. O ödeyecekmiş. Öyle öyle abi. Yukarıda Allah var şimdi. Meryem Hanım da, çevresi de gayet dürüst, namuslu insanlar abi. Ama bu Durmuş. Durmuş hariç abi. Onda bir çapan oğlu var. Doğruya doğru şimdi. Var var. Hiç kızıyla uzaktan yakından alakası yok abi adamın. Zaten birazdan da buraya geliyor. Meryem buraya geliyor. Hadi hemen bir hazırlık falan yapalım. Sen ortalığı topla. Nero'yu da şöyle biraz temizlik falan yapsın. Ne demişler? Aslan yattığı yerden belli olur değil mi? Tabii tabii abi. Ben hemen Nero'ya söyleyip geliyorum. Hadi hadi. Of, ben şimdi anneme hangisinin fotoğrafını yollayacağım ya? Hadi oğlum. Göndersene. Tamam anneciğim, tamam. Anne bir dur, elimi ayağıma dolaştırma benim ya. Yollayacağım işte, yollayacağım. Arıyorum. Cemil Bey, müsaitseniz gümrük mevzuatları ile ilgili bir sorum olacaktı. Müsaitim, sor. Meşgulseniz... Ben sonra gelebilirim. Evet, meşgulüm ama bunlarla meşgulüm. Bayağı güzelmiş. Anlamadım. Yani ekrandaki hanımlar birbirinden güzelmiş. Evet, gelsene buraya. Sence bunlardan en güzeli hangisi? Pardon, çok özür dilerim. Affedersin. Saçma bir soru oldu, farkındayım. Ya anneme bir fotoğraf yollamam lazım da. Onun için bakıyordum. Ya bunlar güzel evet ama inandırıcı değiller. Benim annem kül yutmaz. Bana hem güzel hem inandırıcı olması lazım. Gülümse. Ben hiçbir şey anlamadım ama ne oluyor? Ben anneme sevgilim var diye yalan söyledim de ona bir fotoğraf göndermem gerekiyor. Bir dakika, annenize niye yalan söylediniz ki? Ya şu yüzden, benim annem her dakika hatta her saniye bana helal süt emmiş birini bulduğunu söylüyor.
Yani evlenmemi dört gözle bekliyordu o yüzden. Ben de anneme böyle bir yalan söyleme gereği duydum. Çünkü rahat bırakmıyor. Yani çalışamıyorum bile o derece. Yani siz bizim ikimizin sevgili olduğunu mu söyleyeceksiniz? Evet ama ne yapayım? Ya ne yapayım? Annem beni bu yalanı söylemeye mecbur bıraktı. Yani evet anlıyorum. Siz bana yardım ettiniz tabii. Hani benim de şimdi... Haklısın. Tamam. Ben sana yardım ettim diye senin de bana yardım etmen gerekmez. Doğru söylüyorsun ya. Ben hallederim buradan bir şekilde. Şu kız yok ya. Ben size yardım ederim Cemil Bey. Gerçekten mi? Evet. Yani bir fotoğraf göndereceksiniz değil mi? Evet evet o kadar bir fotoğraf. Tamam o halde. Tamam gönderiyorum o zaman. Evet evet yollayın. Çok teşekkür ederim. Bak bu iyiliğini var ya hiçbir zaman unutmayacağım Ayşe. Bu arada annem sana bayılacak. Nerede kaldı bu kız? Trafiğe mi takıldı acaba? Abi Meryem Hanım geldi. E çağır beklemesin hadi. Yukarı çıkmayacakmış abi öyle söyledi. Aşağıda bekleyecekmiş seni. Hmm. Tamam o zaman misafir daima haklıdır. Gidelim bakalım. İnşallah buraya son gelişim olur bu. Neyin peşindesin sen? Burası neresi? Neden geldin? Kardeşini hasta hasta bırakacak kadar önemli ne olabilir ki? Tahmin etmeliydim. Keşke burada beklemeseydim. Yukarı çıksaydım. Gerek yok. Zaten çok işim var. Hemen dönmem lazım. Ya olur mu öyle şey? Yoldan geldim. Bir gelip çayımızı, çorbamızı içseydin. Bir daha babama para vermeni istemiyorum. Ha. Ne yapayım? İsteyince ben de vermemezlik yapamadım yani. Çok rica edeceğim. Verme. Bir de onun borcunu ödemek istemiyorum ben. Meryem, lafım olur. Ödemek ne demek ya? Yani hem acelesi yok ki. Bak ne kadar borcu var bilmiyorum ama şimdilik bunu verebilirim. Abi, sana bir telefon vardı da. E şimdi sırası mı Doğan? Önemli bir şey konuşuruz, hadi. Kalan varsa da sonra getirip vereceğim sana. Ama lütfen şimdi bunu al. Hadi lütfen. Neyin alışverişi bu? Nasıl bir kirli ortaklık var aranızda? Efendim Cemil. Neredesin? Ne yaptın? Var mı gelişme? Var tabii olmaz mı? Tahmin ettiğim gibi bu kız dünyada en son güvenilecek insan. Ne oldu ki? Şimdi işim var. Seni ararım sonra. Ah Meryem ah. Onur abiyesi Onur. Ben böyle şey görmedim. Bir de böyle keçi gibi diklenmiyor mu? Daha fazla seviyorum o zaman ha. Yani karşımda
bana karşı diklenmeyen, el pençe divan kesilmeyen bir tek sen varsın. Maşallah. Maşallah. Vay. Hayırdır ortak? Ha? Yani söyleseydin bir karşılama töreni falan hazırlardık sana. Malum bizim karşılama törenlerimiz sizinki kadar soğuk olmaz da. Neyse, hoş geldin. Peki. Elimi de sıkmadığına göre sağlam bir sebebin olması lazım. Otur, konuşalım. Buraya oturmaya gelmedim. Birkaç soru soracağım. Cevabımı alacağım ve gideceğim. İnşallah çalıştığım yerden sorarsın. Sor bakalım. Benim şirketimde ne arıyorsun? Sorun bu muydu? Şirketinde para arıyorum. Ne arayacağım? Batmak üzere olan, bankaların kredi bile vermediği bir şirkette mi arıyorsun sen parayı? Hem de senin gibi biri. Levent, gül bahçesinde gülü bulmak çok kolay. Önemli olan uçsuz bucaksız çölün içerisinde o tek gülü bulabilmek. Lafı dolandırmadan konuş benimle. Peki. Evet. Metanoğlu Holding batmak üzere olabilir. Ama çok sıkı bir çalışmayla bir sene olmadan o şirketin önünde hiç kimse duramaz. Ya? Yani bir batar bin çıkar o şirket. Nakit sıkıntısı bir çözse bizim holding de bir gül olur, gül. Ya? Sen bu söylediklerine inanıyor musun? Ben inanıyorum. Ama önemli olan senin inanman. Bu mahalle edebiyatını git başkasına yap. Bana sökmez. Başka hesapların olduğunu biliyorum. Asıl neyin peşindesin? Onu söyle. Başka planım ne olacak? Başka derdim ne olacak Levent? Ben paranın peşindeyim. Peki. Şirkete para için geldin. Peki ya evim? Seni daha önce evimin önünde gördüm. Neyin peşindesin? Meryem. Senin onunla ne işin var? Daha önce senin evine Meryem'i görmek için geldim. Neden? Neden? Çünkü mahalleden çok sevdiğim bir komşumun yeğeni olur kendisi. Telaşlanmış, benden rica etti. Ben de gelip bakayım dedim, başında bir iş mi var, her şey yolunda mı diye. Fena mı etmiş? Peki. Şimdi sen söyle bakalım. Sana ne Meryem'den? Ha? Hadi tamam, işi sorguladın. Meryem tarafını niye sorguluyorsun? Ha? Konuşsana adam, konuş. Dinlemiyordu. Bu anlattıklarına inandığımı sanıyorsan, hı, yanılıyorsun. İşin aslı nedir, ne değildir çok yakında öğreneceğim. Haberin olsun. Holding, molding. Hepsi hikaye senin için.
Niye geldiğini çok iyi biliyorum ben seni. Merak etme. Yakında hepsi ortaya çıkacak. Allah kahretsin Kudret. Beni uğraştırdığın şeylere bak. Ya bir işi de doğru düzgün beceremiyorsun. Olamaz. Bir Levent öldürmeye çalışmış. Geldin mi? Oyalanmadığın iyi oldu. Ömer uyanıp da seni göremeyecek diye korktum. Ben gittiğimden beri uyanmadı mı? Uyanmadı. Tamam, gerisini ben hallederim. Çok sağ olun. Bu arada ayda olmadan bana maaşımı verdiğiniz için de teşekkür ederim. Rica ederim kızım, lafı bile olmaz. Eğer fazlasına ihtiyacın varsa çekinmeden söyle, olur mu? Sağ olun, hallettim ben. Ablacığım, korktun mu? Gel bakayım. Hoppa. Nasılsın, iyi misin? Beni bir daha bırakma, tamam mı? Ben seni bir daha hiç bırakmayacağım. Artık çıkar bunları aklından. Asla bırakmam seni. Öyle değil abla. Nasıl peki? Burada benimle kal, ne olur. Ama Ömerciğim. Hayır, burada kal, eve gitme. Tamam ablacığım, merak etme sen, buradayım ben. Şu güvenlikteki iş aşkına bak. Bu saatte arabayla ilgileniyor. Ne iş güzel adamlar var. Demek gördüğüm güvenlik değildi. Ne işler çeviriyorsun sen abla?
ablacığım. Nasılsın? Oh, başım çatlıyor. Niye gerginsin acaba? Gergin olduğumu nereden çıkardın? Öyle bir şey yok. Hayır, sen böyle gergin olduğunda başın ağrır ya, o yüzden söyledim. Yapabileceğim bir şey var mı? Yok Melis, benim biraz dinlenmem lazım. İyi o zaman, ben odamdayım. Bir şey olursa çağır. Hı hı, olur. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi Meryem'i takip mi ettin, ben mi yanlış anlıyorum? Evet. Sen ve birini takip etmek ha? Yani kusura bakma, birden bağdaştıramadım. Sen böyle bir şey yapmazsın da ondan diyorum. Yapmam, haklısın. Ama yapmak zorunda kaldım Cemil. İyi ki de yapmışım. Tekin'le buluştuklarını görmüş oldum. İyi de belki komşusudur falan, ne bileyim, bir meseleleri vardır. Artık nasıl bir meseleyse zarfla hallediyorlardı. Ne zarf? Tekin'e zarf verdi, gördüm. Evde de sürekli iletişim halindeler. Bak, her şeyi geçtim. Ama sence bu adamın bizi bulması tesadüf mü? Hiç sanmıyorum. Attıkları her adım planlı. Kararın ne peki? Anladığım kadarıyla Meryem'i işten çıkartacaksın, doğru mu? Kızı da Tekin'i de hayatımızdan çıkaracağım. Gitsinler kendi çöplüklerinde şelensinler. Böyle insanlar bizim hayatımızda olamaz Cemil. Lütfen kabul et, lütfen. Kardeşimin bana ihtiyacı var, lütfen. Sen niye buradasın hala, hayırdır? Levent Bey'i bekliyorum. O niye o? Ne yapacaksın ki sen Levent Bey? Konuşmam gereken bir şey var da. Allah Allah, sen ve Levent Bey ne konuşacaksınız acaba? İyi akşamlar. Sabah sizden burada kalmak için izin istemiştim ya hani. Evet. Sonra konuşuruz demiştiniz de. Acaba izin verecek misiniz burada kalmam için? Ömer'le kalabilir miyim burada? Ömer gitme, burada kal deyince bir şey diyemedim. Sırf bu yüzden kalmak istiyorsun yani, öyle mi? Evet, başka ne olabilir ki? Yoksa ben de... Tamam, açıklama yapmana gerek yok. Madem Ömer istiyor, o zaman kalabilirsin. Çok teşekkür ederim. Yalnız benim bir eve gidip gelmem gerekiyor. Gece burada kalacağım ya, bir şeyler almalıyım. Tabii siz de izin verirseniz. Bir şeyler almak için yani. Tabii, gidebilirsin. Teşekkür ederim. O zaman ben geç olmadan gideyim. Hoş
geldin oğlum. Sen seviyorsun diye Aysel'e zeytinyağlı enginar yaptırdım. Eğer çok açsan hemen sofrayı hazırlasınlar. Levent. Efendim? İyi misin oğlum? İyiyim anne. Senin canın bir şey mi sıkıldı? Yo, gayet iyiyim, merak etme sen. İzninle üstümü değiştireceğim. Tabii oğlum. Bu arada Meryem bu gece burada kalacak. Ha, öyle mi? Buna çok sevindim. Ömer'in ablasına ihtiyacı var. Son böyle birkaç gündür bu çocuğun üstünde bir gariplik var oğlum. Nasıl bir gariplik? Yani ne bileyim, böyle sanki birinden ya da bir şeyden korkmuş gibi. Uykusundan bile kabusla uyanıyor. Onu baygın bulduğumuzdan beri böyle. Bir tek ablası sakinleştirebiliyor. Ben de bu yüzden burada kalmasına izin verdim anne. Şimdi Ömer'in yanında mı? Yok, eve gitti. Giyecek bir şeyler alacakmış. Sonra tekrardan gelecek. Bak, sen de sonunda anladın Meryem'in kendi halinde bir kız olduğunu. Başlarda onun eve girmesine bile razı değildin ama şimdi gece burada kalmasına ses çıkarmıyorsun. Allah'ım şükürler olsun. Levent'im yine eskisi gibi. Hayatım. Ya senden özendim, yürüyüşe çıkayım dedim ama nefesim kesildi. Oh. Hep bünye alışık olmayınca. Ben bir duşa gireyim. Dur Bahadır, dur. Bir dakika, duşa girme. Yeni ortağımızın odası ne oldu? Levent'le konuştun öyle değil mi? Bugün fırsatım olmadı hayatım yani. Toplantılar falan çok yoğundu ama yarın konuşacağım, merak etme sen. Yoksa sen Levent'ten mi çekiniyorsun? Yok canım. Yani neden çekinecekmişim Levent'ten? Fırsatım olmadı bir türlü. Şaka yapıyorum aşkım, gel. Hem benim kocam kimseden çekinmez. Hatta şimdi gider hemen konuşur. Şimdi mi? Evet. Yani konuşmamın için bir neden var mı? Ya yok tabii. Yani şey, evde hiç konuşmak istemiyorum sadece. Hadi yarına bırakma hayatım. Git konuş şimdi. Doğru söylüyorsun aslında. Yani yarına bırakmak mantıklı değil. Ben gidip halledeyim bu işi. Hadi. Levent Metehanoğlu, seni bitirinceye kadar soluğum ensende olacak. Abi, nereden böyle? Yürüyüşe çıkmıştım azıcık. Yani malum bahar geliyor, göbeği biraz eritmek lazım. Şey, ben salonda seni göremeyince merak ettim de. Üstümü değişip gelecektim. Anladım. Uyumuşsundur diye düşündüm. Bu saatte. Yani saatin kaç olduğunu farkında bile değilim. Abi sen bir şey söyleyeceksin. Ne söyleyeceksen rahat ol. Dinliyorum. Şey, Tekin'le ilgili konuşacaktım. Hayırdır? Adam bir oda istiyormuş. Tekin, şirkette bir oda mı istiyormuş? Aslında bence de çok yanlış. Yani çok acele ediyor diye düşünüyorum. Yani eninde sonunda olacak madem hisseder. Bence hiç konuşturmayalım diyorum. Belki de Meryem'le planladılar böyle bir şeyi. Yani verelim odayı, olsun bitsin. Yani ben böyle düşünüyorum. Adam yani sonuçta hisse almış, yani bir oda vermişiz, çok mu? Bunu düşüneceğim abi, sağ ol. Tamam kardeşim. O zaman
Yemekte görüşürüz. Görüşürüz. Biri konağa yerleşsin. Öteki şirkette oda istesin. Başından beri birlikte hareket ediyorlardı. Efendim Cemil. Nasılsın? Meryem'in gidişini Ömer nasıl karşıladı? Kovmadım. Hatta geceleri bile konakta kalmasına izin verdim. Nasıl yani? Karar mı değiştirdin? Ne değiştirdi ki fikrini? Fikrim değişmedi. İkisinin de ne yaptığını apaçık ortaya çıkarana kadar onu bu evden göndermeyeceğim. Öyle bir hale gelecek ki bir daha bu eve girmeye, çocuğa, aileme yaklaşmaya yüzü bile olmayacak. Kararlısın yani ya. Umarım yanılırsın. Hiç sanmıyorum Cemil. Sen de bu fikre bir an önce alışsan iyi olur. Ha. Bu arada Tekin'e de şirkette bir oda vereceğim. Anlamadım. Neden böyle bir şey yapıyorsun ki? Merak etme sen. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Bırakalım biri eve, diğeri şirkete yerleşsin. Böylece dertleri neyse daha çabuk öğrenmiş oluruz. Demek konakta kalmana izin verdi ha? Ne yalan söyleyeyim. Sen buz adam buz adam diye anlattıktan sonra adam benim patronum olunca ben bir korktum, panikledim. Ama hiç de öyle ters bir adam değil Meryem. Evet biraz mesafeli, soğuk, ketum. Ama olsun o kadar da. Belki de Ayşe'cim. Zaten eskisi kadar kaba davranmıyor. Yavaş yavaş seni anlıyor demek ki. Anlasın da zaten. Aman canım ya. Hırsız olmadığımı anlasın o bana yeter. Ömer ne yaptı acaba? Kuzum ya bayıldı demek. Ya sorma. Bir de kaç saat öyle kalmış düşün. Görmedik. Allah Allah. Şimdi nasıl peki iyi mi? Yani iyi. Ama sanki bir şeylerden korkuyor ama söylemiyor gibi. Neyden korkuyor ki acaba? Bilmiyorum. Bak yine işime daldım seni unuttum. Sen ne yaptın? Nasıl gidiyor iş? Alıştın mı? Ya alıştım aslında yani. Cemil Bey sayesinde... Cemil Bey sayesinde dedin kaldın. Alışmamda büyük katkısı oldu Cemil Bey'in. Yani ben onu demek istedim. Katkısı oldu, çok fazla oldu. Anladım. Çok belli. Yani bayağı belli. Bayağı bayağı belli. Hadi gidelim. Geç kalmayayım ben de, yolda konuşuruz. Nereye gidiyorsunuz kız? Ay kıyafetler miyafetler giyilmiş. Gecenin bu yarısı diyorum. Nereye gidiyorsunuz? Şey ben gideyim. Anne merak etmiştir. İyi geceler. İyi geceler. Nereye gidiyorsunuz? Nereye? Baba ben birkaç gün konakta kalacağım. Konakta mı kalacaksın? Vay. Hangi sebeple? Öyle gerekti. Yapma ya. Öyle gerekti. Ya hiç diyor musun babam bir başına o evde ne yapıyor? Ne yiyor? Ne içiyor? Diyor musun ya? Ha? Diyor musun? Dün ne yaptın biliyor musun? Kuru ekmeği çaya bandırdım da yedim ben. Baba yemek yapmıştım ben sana. Onları yeseydin. Ya yapmışsın ama bu bozulmuş. Bozuk yemek mi yiyeceğim ben şimdi yani? Bırak şimdi onu bunu. Sen şimdi kimden izin aldın da konakta kalmaya karar verdin? Ha? Ben neyim burada? Ben eşek başımıyım. Ben babayım be baba. İzin vermiyorum. Konağım ona hiçbir yere gidemez. Ya ama baba. Ne dedim ki be? Ne ama baba ya? Ne ama baba? Sana gidemezsin dedim o kadar. Ha, bu hem fazla mesaiye giriyor. Gece gündüz çalışıyorsun. Fazla mesai ne biliyor musun? Ha? Fazladan artı para vermek demek. Veriyorlar mı para? Ha? Verecekler mi? Yoksa boş beleş mi çalışacaksın? Verirler herhalde. Yani öyle hak yiyen insanlar değiller. Ha, verirler diyorsun yani. Ya versinler ya. Verseler ne olacak? Sen dünyaya alsan ne olacak ya? Bana faydası var mı? Yok. Olmaz olur mu hiç baba?
Baba biliyorsun ki borç ödüyorum. Ödeme ya, ödeme. Kim sana borç öde diyor? Ha? Tekin senden para mı istiyor? Ha? O senin inatçılığın yüzünden. Ya adam ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Hiç ikiletmedi. Şak diye 2500 liraya avucuma koydu. Karun adam, Karun. Ya ben sana 40.000 kere söyledim. Ya getir şu çocuğu Ömer'i buraya. Ha? Adam sana da bana da Ömer'e de kol kanat gelsin ya. Eksik olsun onun kolu kanadı. Hem ben Tekin'e olan borcunu da ödedim. Ödedin mi? Ya kim dedi sana öde diye ya? Niye ödüyorsun ya? Sen bana verseydin ben Gökül'ü Tekin'e verirdim ya. Gerek kalmadı baba. Ben hallettim. Ya kızım. Ya inat etme işte ya. Getir şu Ömer'i şuraya. Adam böyle her işimize koşsun işte Tekin. Ne var ya? Biz böyle mutluyuz baba. Hele Ömer çok mutlu. Çok sinirlerimi bozma benim ya. Yere git, yere git. Mesaiye mi gidiyorsun, nereye gideceksen git. Şimdi işten kovacaklar geç kaldın diye. Hepten aç kalacağız ya. Yürü git. Ay tamam baba gidiyorum. Ben Safiye teyzeye söylerim, sana birkaç günlük yemek yapar. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. Safiye teyzesi yemek yaparmış. Ben kendime bakarım ya, sen hiç merak etme. Bakarım ben, bakarım. Şimdi bu akşam ezeriz ya. Ne haltlar karıştırıyorsun abla? O raporlar niye sende? Neden yırttın? Levent'e zarar veremeyeceksin. Ablam da olsan izin vermeyeceğim buna. Melisa Hanım, yemeğe gelmeyecek misiniz? Geleceğim. Siz iyi misiniz? İyiyim. Yani aslında iyi değilim. Aslıcığım bir kapıyı kapatıp gelir misin? İyi değilim Aslıcığım çünkü ablam için endişeleniyorum. Hülya Hanım için mi? Benim başka ablam mı var Aslıcığım? Tabii ki onun için. Ablam son günlerde hiç iyi görünmüyor. Yani seni sever. Sana hiçbir şey söyledi mi? Ya da sen onda herhangi bir şey fark ettin mi? Yok, hayır. Her zamanki Hülya Hanım. Bak ben ablamı herkesten iyi tanırım. Çok iyi bilirim ben onu. Ablam iyi değil, farkındayım. Ama nesi olduğunu bilmiyorum. Çok kaygılanıyorum onun için. Yani inşallah kötü bir şey yoktur Melisa Hanım. İnşallah Aslıcığım, inşallah. Eğer sen ablamda böyle farklı bir şey görürsen bana söylersin değil mi? Benim için böyle küçük bir iyilik yaparsın. Tabii, tabii ki yaparım. Merak etme, bu iyiliğini karşılıksız bırakma. Yok, olur mu öyle şey, aşk olsun? Olur, olur. Neyse ben seni tutmayayım, sen işine bak, ben de geleceğim yemeğe birazdan. İyi akşamlar. Ne karıştırdığını eninde sonunda öğreneceğim ablacığım. Sen hinsen, ben daha hinim. Kalabalık bir aile olmak çok güzel bir duygu oğlum. Eskiden 3 kişi otururduk şu sofraya. Şimdi Levent var, Melis var, Ömerciğim var. Yeniden büyük bir aile olduk çok şükür. Oo anneciğim, ne kadar güzel böyle bu akşam cıvıl cıvılsınız. Öyle kızım, keyfim yerinde çünkü. Sen mutluysan bu evde herkes mutlu anneciğim. Bizim neşe kaynağımız. Sağ ol oğlum, sağ ol. Bahadır'cığım, hani işle ilgili bir konumuz vardı ya bizim. Hallediyorum hayatım. Konuştum. İyi akşamlar. İyi akşamlar kızım. Levent yok mu? Biz oturalım, Levent de birazdan gelir. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar yavrum. Senin bu saatte burada ne işin var? Evet, ne işin var senin burada? O elindeki çanta ne? Meryem bir süre geceleri de burada kalacak. Ömerciğimin ablasına ihtiyacı var. Peki Levent'in bundan haberi var mı? Evet, haberim var.
Çünkü ben istedim burada kalmasını. İzninizle ben bir Ömer'e bakayım. Ama burada kalmayacak herhalde. Değil mi Ulviye teyzeciğim? Müştemilatta kalacak. Yani siz daha iyi bilirsiniz ama. Bir süre Ömer'in odasında Ömer'le kalacak kızım. Sonrasında düşünürüz. Evet, sofra hazır. Hadi hepimiz yemeğe. Bahadır. Levent Tekin konusunu ne dedi? Düşüneceğim dedi hayatım. Düşünecek. Hı hı. Ablamı çok özlüyorum. Keşke hep yanımda olsa. Abla. Yaşasın, ablam geldi. Canım benim. Oh canım. Abla. Ablasının bir tanesi. Gece olmadı mı? Oldu. Sen gitmedin mi? Gittim. Evden birkaç tane eşyamı aldım, geri geldim. Neden? Çünkü birkaç gün burada kalacağım. Yaşasın. Ablasının ballı kurabiyesi. Hep kal, hiç gitme. Benle yatacaksın değil mi? Tabii ki seninle yatacağım. Zıpla, hoppa. Nasıl anlatacak mısın? Hemen geliyor masal. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, çok uzak diyarlarda bir Keloğlan yaşarmış. Bir de Keloğlan'ın annesi varmış. Keşke göründüğün kadar masum olsaydın. O çocuğu hak etmiyorsun.
Güzel oynuyorsun. Bir anlık bile olsa inandırdın beni. Annesini gördü. Annesinden tek kalan bir fotoğraf vardı. O da gitti. Dilsiz, iyi misin? Annenin fotoğrafını nerede bulacağımızı biliyorum. Gelin benimle. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gideceğiz oğlum? Kahvaltı herhalde. Allah Allah. Günaydın. Bir konuda hemfikir olalım istersen. Ben senin konakta kalmana izin verdim. Ömer'in odasında değil. Şey, affedersiniz ama Ömer... Bir daha dikkat edeceksin o zaman. Yanında yatmanı bile istemiyorum. Duydun mu? Yanında yatmamı Ömer istedi. Biz hep öyle uyurduk da. Daha doğrusu ben masal okurken o uyuyakalırdı. Yine de bu bir mazeret değil. Mecbur kaldım. Dedim ya size, son günlerde Ömer bir şeylerden korkuyor gibi. İyi bahane. Bravo. Bahane? Evet. Bu konuda üstüne yok. Bir daha söylemeyeceğim. Ömer'in yanında uyumayacaksın. Müştemilatta kalacaksın. Bu da seni son uyarışım. Bir yanım acı, bir yanım keder, hayat geçer gider. Çocukluğum uzak, neredesin anne, dört yanın tuzak. Bir umut ışığı ol da gir penceremden, değişsin yaşamım. Yepyeni bir sayfadır her gün doğumu, umutsuz nasıl yaşanır. Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar.